Bugün hız, seyir süresi ve gecikmedir yine otopark etiklerinden kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz bayram olması nedeniyle ders yapmayacağız. Ondan sonra geriye 3 haftamız kalıyor. 3 hafta içerisinde de kavşaklar, trafik sinyalizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerinden bahsedip inşallah dönemi tamamlamış olacağız. Yani önümüzdeki hafta dersimiz olmayacak arkadaşlar. Onu tekrarlamış olalım. tabii ki trafik mühendisliği etütleri yani sosyal ve ekonomik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, yine yüksek yaşam standartlarının sağlanmasının vazgeçilmez bir unsuru olan karayolu ile sağlandığını biliyoruz büyük oranda. Karayolunda da aynı zamanda trafik kazaları, trafik sıkışıklığı, gecikme, park sorunları gibi problemlerin olduğunu önceki zamanlarda bahsetmiştik. Trafik akım teorisi arkadaşlar, karayolu sistemlerinin planlanması, tasarımı ve işletmesi için gerekli olan trafik akımının karakteristiklerini belirlemekte. Trafik akımları kesintili ve kesintisiz akımlar üzere iki şekilde irdelenmekte. Kesintisiz akımlar kent dışı yollardaki trafik akımlarının trafik cihazları ile yani bunlar önüne sinyalizasyon gibi kesintiye uğratılmadığı kesimlerde. Kesintili akımlar ise genellikle kent içi yollarda trafik sinyalizasyonları ile trafik akımının belirli periyotlarda yavaşlama, durma gibi kesintiye uğratıldığı kesimlerde meydana gelmektedir. Burada trafik akım elemanları yine önemli bir göstergedir. Trafik akımının 3 tane asal elemanı bulunmakta. Bunlar hız, yoğunluk ve hacim. Hacim dediğimiz aslında akım oranı. Hız, yoğunluk ve hacim. Bunlar arasında da Q eşittir V çarpı D. Yani Q burada hacmi gösteriyor. V hızı, D de bize yoğunluğu göstermekte arkadaşlar. Karayolu altyapısı ve trafik işletme modelinin performansının bir göstergesidir arkadaşlar. Genellikle sürücüler veya yolcular bir A noktasından bir B noktasına ne kadar sürede ulaşacağını bilmek ister. Tabii ki elbette hedefi en kısa sürede nedir? Ulaşmaktır. Hız yüksek ve gecikme olmadığı zaman seyir süresinin de kısa olacağını biliyoruz. Aynı zamanda karayolu güvenliği çalışmalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Biraz önce dediğimiz gibi hız, yoğunluk ve hacim birbirleriyle çok ilişkili 3 tane asal elemandır. Ve bu birbirlerine ilişkileri de karayolunun kapasitesi, geometrisi gibi hususlarda önemli göstergeler olarak karşımıza çıkarlar. Tabii ki trafik mühendisliği arkadaşlar araçların hızları yani ortalama işletme hızı, ortalama seyahat hızı ve noktasal hız olarak ele alınmakta. Bu trafik akım teorisinde ortalama işletme hızları esas alınmakta. Çünkü yolun farklı kesimlerinde aracın noktasal hızı farklı olabilirken göz önüne alınan yolun tümünde işletme hızı sabittir. Yoğunluk ise yolun yine belirli bir kesiminde hareket eden toplamda araç sayısı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla birim uzunlukta hareket eden araç sayısı yani araç kilometre birimiyle tanımlanmakta. Hacim ise yolun herhangi bir kesiminden belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen toplam araç sayısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla birim zamanda geçen araç sayısı yani yine araç saat birimiyle tanımlanmakta. Araçlar arasındaki aralık trafik akımlarının yine önemli bir parametresi olduğunu biliyoruz. Bunlar da önemli gösterge hız demiştik. Hız ölçümleri ya bir noktadan veya bir kesim üzerinde serbest trafik akım koşullarında ölçülür. Nedeni demişiz sürücünün normal koşullarda kısıtlar olmaksızın herhangi bir gecikme sıkışma olmadan yapabileceği hızı ölçmektir. Yani normal ideal yol koşullarında.
Buradan elde edilen sonuçlar hızlı mitlerinin belirlenmesinde ve güvenlik çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu şekilde yapılan hız ölçümlerine biz spot hız adı vermekteyiz. Ölçülen spot hızların genellikle ortalaması veya dikkate alınan yüzdesi yine hesaplamalarda kullanılmakta. Otoyollarda trafik hacmi 750 ile 1000 taşıt şeritte saat başına. Diğer yollarda ise yine şeritte saat başına 500 taşıt değerlerini geçmediği durumlarda yapılmaktadır. Hızların tanımlarından kısa kısa bahsedelim. Ortalama veya zaman ortalaması hızı, dikkate alınan noktadan geçişte geçen taşıtların ortalama hızı olmakta. Standart sapma, ölçülen hızlardan ortalama hızın farkı olmakta, ortalama farkı olmakta. %85 persentil hız değeri ise trafikteki araçların hızlarının %85'inin altında kaldığı, seyrettiği hız değeri olmakta. Medyan hız dediğimiz ise yine ölçülen hızları ortadan ikiye bölen hız değeridir. Diğer bir deyişle ölçülen hızların yüzdesi medyan hız değerinden büyük, diğer %50'si ise küçük olmaktadır. Spot hız verilerinin kullanıldığı yerler mevcut ve yeni hız limitlerinin etkinliğini ölçmekte ve yasaklar getirmek için spot hız değerleri kullanılmakta. Yine belli kesimler için uygun hızları belirlemek, hız trendlerini ortaya koymak için kullanılmakta. Hız ile karayolu kesimleri arasında ilişik kurma ve spesifik çalışmalar için, örneğin araç yol kesimi ilişkisini geliştirmek, araçların rampa performanslarını geliştirmek için kullanılabilmekte. Sinyalizasyon sürelerini yine düzenlemek, faz sürelerini düzenlemek için ve işaret yerlerini belirlemek için bu hız değerinden faydalanmakta. Hız ile ilgili kazaların yoğun olduğu yerlerde, kara noktalarda inceleme yapma için bu değerler kullanılmaktadır. Spot hız ölçüm teknikleri, taşıt bir kısa karayolu kesimi üzerinde hareketlerin tamamlanması için geçen sürenin ölçülmesi. Hız neydi arkadaşlar? Hız x eşittir v çarpı t idi. Dolayısıyla v eşittir x bölü t. Yani x burada mesafe, t de zaman olmakta ölçülmesi. Yine radar teknolojisiyle hız ölçümleri yapılabilmekte. Video teknolojileriyle spot hız ölçümleri yapılabilmekte. Radar ile hız ölçümü, özellikle anlık hızların ölçülmesinde bizim trafik denetimlerinde sıklıkla başvurulan bir yöntem. El radarı veya araç üzerine sabitlenmiş radar ile araçların hızları ölçülmekte. Ölçümlerde 2 ila 5 kilometrelik saatte hata payı bulunabilmekte. Çünkü bunların hata payları mevcuttur kalibrasyonlar nedeniyle. Dolayısıyla sizin örneğin işte 110 kilometrelik bir yolda veya işte 90 kilometrelik bir yolda hız sınırınız %30'u aşıyorsa, örneğin 117'yi geçti veya işte 110'u aştı, yani hız sınırını aştığınız durumlarda saatte böyle 1 kilometrelik bir aşma durumunda kesinlikle itiraz etmeniz sizin bu davayı kazanmanıza neden olur. Çünkü bu radarların ölçüm hataları bulunmakta. Prensibi, radar dalgası araçların üzerine gönderilmekte. Geri yansıyan radar dalgası ile farktan yaralanaraktan taşların hızları ölçülmekte arkadaşlar. Sürücüler yol üzerinde radar olduğunu fark ettiğinde hızlarını düşürdüğünden gerçeği tam anlamıyla yansıtmayabilir demişiz. Aslında radarı gördüğümüz anda radar bizim hızımızı tespit ediyor. Fakat görüş alanına tam gelmeden hızınızı düşürürseniz bu tam anlamıyla gerçeği yansıtmayabilir. Dolayısıyla daha düşük hızlar gösterebilir. Radar ile hız ölçümü anlık noktasal hız ölçümlerinde çok yaygın olarak kullanılmakta.
kesim hızını belirleme. İki adet pnömatik tüp yerleştirilmekte. Pnömatik tüpler arasındaki mesafe belli. Yani L ya da X mesafesi. İki pnömatik tüp üzerinden geçen süre burada belirlenmekte. Dolayısıyla T'yi basit bir şekilde bulabilmekteyiz. Değil mi arkadaşlar? Zamanı ölçtüğümüz için hızı da tespit edebilmekteyiz. Çünkü mesafemiz belli. V eşittir X bölü T bağıntısından hızı hesaplayabilmekteyiz. Ortalama hızda ise önceki derste de anlatmıştım. T testte ise yine bu mantığa dayalıdır. Fakat adı üstünde ortalama hız. Mesafe kısa değildir. Uzundur. Uzun tutmuştur. Yine X eşittir V çarpı T'de. T zamanlar ölçülür. Mesafe belli olduğu için hız dilimleri ve hızlar belirlenmiş olmaktadır. Burada da plak okuma sistemine dayandığını söylemiştim ortalama hızda. Taşların girişteki ve çıkıştaki plakaları okunarak da taşların o mesafeyi kaç saniyede geçtiği tespit edilmekte. Daha sonra da mesafe belli olduğu için hızlarını belirleyebilmekteyiz bu sistemde. Yine kesim hızı belirlemede de bunlardan faydalanmakta. Sürücüler yol üzerinde ölçüm yapıldığı zaman genellikle hızlarını kontrol altında tutmak isterler. Bu nedenle sürücülerin haberi olmadan ölçüm yapmak daha uygun olacaktır demişiz. Bu amaçla mesafesi bilinen iki nokta yol üzerinde işaretlemeden seçilir. Süre ölçümü kronometre ile yapılabilir. Yani sizler de bunu manuel olarak yapabiliriz. Bu yol üzerindeki iki direk arası mesafe olabilir. Yol üzerindeki iki sabit yine tesis olabilir. Yani iki tane önemli noktayı sizin belirlemeniz, mürengi noktası olarak belirlemeniz gerekiyor. Önemli olan ölçüm yapan kişinin iki noktayı da net olarak görebilmesi. Gözlemcinin net olarak görebilmesi. Mesafeyi önceden ölçtük, belli. Böylece sizler hemen iki nokta arasında aracın giriş ve çıkış arasındaki kronometreden zamanı bularaktan taşın hızını ölçme durumumuza sahibiz. Önerilen spot hızı ölçüm uzunlukları demişiz. 40 km bölü saatte 25 metre, 40 ile 65 arasında 55 metrelik bir mesafe. Hızı 65'ten büyük olan yerlerde ise 80 metrelik bir mesafeden üzerinde olması gerekmekte bu durumda. Önemli olan başlangıç ve bitişteki iki mürengi noktasının tam tespit edilmesi gerekiyor bu sistemde. Hata payları tabii ki sabit iki nokta arasında yapılan kronometre yapılan ölçümlerde ölçüm yapan kişinin kesime giriş ve çıkışında 10 saniye hata yaptığını düşünürsek kesimi kat etme süresi de 1 saniye olsun bu durumda hata payının %20 olacağı söylenmiş. Yani hata payı oldukça artmakta. Kesim uzunluğunu arttırdıkça bu kat etme süresi de düşeceği için hata payı azalacaktır. Dolayısıyla mesafelerimiz ne kadar uzun tutarsak hata paylarımız da o kadar düşük olacaktır. Sabit loblar yardımıyla spot hızının ölçümü. Yol üzerine sabit olarak yerleştirilen loblar, yük hücreleri üzerinde mesafeler yine bellidir. B mesafesi boyunca kat edeceğimiz süre yine ölçülmekte. Buradan yine hız V eşittir X bölü T ya da L bölü T bağıntısından hesaplanabilmektedir. Burada örnek bir spot veri toplama tablosu görülmekte. Burada ise örnek spot hız veri azaltma tablosu görülmekte. Düşük hızlar arkadaşlar, ortalama hızlar, üst limit, alt limit, ortalama hız, frekanslar, sıklıkları, frekansların grup içindeki dağılımı ve kümülatif olarak dağılımları. Yine N çarpı S dediğimiz arkadaşlar, frekans çarpı ortalama hız ve N çarpı S kare yani frekans çarpı ortalama hızın karesi görülmekte. Birkaç tanesini birlikte bakalım. Toplam
Frekansımız 283 olarak bulunmuş tablodan gördüğünüz üzere. Frekans dağılımlarına bakalım. Örneğin birinci de 0, ikinci de 5 bölü 283 dediğimiz zaman çarpıcı derseniz 1.76. Bunu 1.8'e yuvarlamışız. Yine 5'te 1.8. 7'de 7 bölü 283 dedik. 2.47 yani 2.5 alınmış. 13'te 13 bölü 283 dedik. Çarpı 100 derseniz 4.59, 4.6 olarak alınmış. Gördüğünüz üzere yüzdelik frekansın grup içindeki dağılımı. Bir yanında ise kümülatif olarak dağılımı var. 0, 0. Şuradan şeyi gösterelim. 0, 0. 1.8 ile 0'ı topladık. 1.8. 1.8 ile 1.8'i topladık. 3.6. 3. İşte artık 5 alınmış burada. 3.5'te 2.5 topladık. 6. 6 ile 4.6'yı topladık. 10.6. 10.6 ile 7.4'ü topladık. 18. Yani kümülatif olarak frekansların dağılımı görülmekte. Burada ise N çarpı S, yanında ise N çarpı S kare görülüyor. Birkaç tanesini yine birlikte yapalım. Frekansımız N5. 5 çarpı ortalama hızımız 35. 35'in karesi dersek 6125 yaptı. N çarpı S'miz ise 5 çarpı 35 derseniz 175 yapar. Bir diğerini yapalım. Yine gördüğünüz üzere 5 çarpı ortalama hızımız bu sefer 37. 185 yaptı. Dolayısıyla 5 çarpı 37'nin karesi dedik. 6845 yaptı. Bir tanesini daha yapalım. 7'yi de. 7 çarpı ortalama hızımız 39. 273 yaptı. Yine 7 çarpı 39'un karesi derseniz de 10647 yaptı. Bu şekilde frekansımızı, sıklığımızı topladık. 283. N çarpı S, frekans, sıkılık çarpı ortalama hızlar çarpımı 13613. Sıkılık çarpı ortalama hızın karesi 661691 oldu. Toplanan spot izlerinin azaltılması. Genellikle ölçümler 2 ila 4 mil. Yani biz kilometre kullandığımız için 3 ila 6 kilometre arasında yapılabiliriz. Frekanslar aralıktaki gözlem sayıları olmakta. Bu tablo için örnek tabloda hızı 34 ile 36 mil olan araç sayısı 5'tir demişiz. Gördüğünüz gibi 34 ile 36 arasında, alt limiti ve üst limiti arasında olan taş sayısı 5 frekansı görüldüğü üzere. Yine yüzde frekans Ni bölü N. Ni burada gözlem sayısı olmakta. N ise toplam gözlem sayısı olmakta. Yine örneğin 34 ile 36 mil arası için yüzde frekansı bulmak istersek 34 ile 36 arasında yüzde frekansımız gördüğünüz üzere 5. 34 ile 36 arasında yüzde frekansımız 5. Ve toplam frekansımız 283 olduğu için biraz önce biz de bunları hesaplamıştık. 1.8'i %1.8'i hatta 1.76 olarak bulmuştuk. Grup içindeki sıklık oranını. Kümülatif frekans ise arkadaşlar yüzdelik frekansların toplanmasına ibaretti. Kümülatif dağılımıydı. Toplam N'yi bölü N. Örneğin işte 40'da 42 için kümülatif frekans 10.6'dır demiş. Gördüğünüz üzere biz de bunu biraz önce bulmuştuk arkadaşlar. 40'da 42 arasındaki sıkılığımız 13, frekansımız 13. 13 bölü 283, 4.6 gördüğünüz üzere. Bu grup içindeki dağılımı oldu. 10.6'yı nasıl buluyorduk? Bir önceki kümülatif dağılımı ile 6 ile 4.6'yı toplayınca da 10.6 değerini bulmuştuk. Yine grafiklerle frekans ve kümülatif frekansların gösterimi var.
Buradan frekans diyelim de orta hızlar dikkate alınmakta. Bu da örneğin ortanca hız 49.2 olarak tespit edilmiş. Kümülatif frekans diyagramında ise sınıf üst hızı dikkate alınmaktadır demiş. Ortalama hız hesabına geldik. Hızlar işte yaklaşık 2 mil aralığında gruplandırılmış. Biz uygulamada bunu saatte 2 ile 3 kilometre aralığı seçebiliriz. N'yi, küçük N'yi dediğimiz I grubundaki frekans, S'yi dediğimiz I grubundaki orta hız, ortanca hızlar, büyük N'ye toplam frekans, X üzeri çizgisi ortalama hız olmakta. Ortalama hızı nasıl buluyoruz? Toplam N'yi çarpı S'yi bölü N ile bulmaktayız. Birlikte bulalım. Toplam N'yi ne bulmuştuk arkadaşlar? 13.163 bulmuştuk. Toplam N'yi çarpı S kareyi ise yine ben söyledim. Toplam neyimiz, frekans sayımız ise 283 olarak bulmuştuk diyagramımızda frekansımızı. Dolayısıyla 13.613 bölü 283 dediğimiz zaman 48.1 ortalama hızı bulmuş olduk. X üzeri çizgi, yani ortalama hız, toplam N'yi çarpı S'yi bölü N. N'yi, S'yi biraz dediğimiz gibi frekans ve ortalama hızların toplamı. Neydi? Arkadaşlar toplam frekansıydı. Mod hızına geldik. Mod hızı en çok tekrarlanan hıza biz mod hızı adını veriyoruz arkadaşlar. Frekans diyagramında en çok tekrarlanan hızı bakalım. En çok tekrarlanan hız 49.2'ymiş buradan dağılımdan. Bunu görmüş olduk. Bu tablomuza göre en çok tekrarlanan hız 49.2. Medyan hızı ise arkadaşlar elde edilen frekansları ortadan iki eşit parçaya ayıran hız olmakta. Yine kümülatif frekans diyagramından %50'ye karşılık gelen hız değerleri okunmakta. Bizim uygulamamızda %50'ye karşılık gelen hız değeri 48 olarak örneğin okunmuş. Standart sapma arkadaşlar. Standart sapma ise varyans ve standart sapma birbirine ilişkili. S kare bir de S ile gösteriyorduk. S ile gösteriyor standart sapmayı. Kare kök içerisinde toplam x, y eksi x üzeri çizginin karesi bölü n eksi 1 ile bulunmakta. Burada S bize standart sapmayı vermekte. Büyük N, gözlem, toplam gözlem sayısını ya da frekans sayısı. X'i ölçülen hızlar, X'ler çizgi ise ortalama hızları vermekte. S'i I grubundaki hızı, N'i de I grubundaki frekansı vermekte. Biz örneğimiz için bunu yapacak olursak arkadaşlar toplam standart sapma işte kare kök içerisinde toplam N'i S'inin karesi eksi n çarpı x üzeri çizginin karesi bölü n eksi 1 ile bulabiliyoruz. N'i çarpı si karelerini ne bulmuştuk? 661.691 bulmuştuk. N toplam gözlem sayısı ve frekans sayısı 283 bulunmuştu. X üzeri çizgi yani aritmetik ortalamayı da 48.1 olarak hesaplamıştık. Dolayısıyla buradan işlemlerimizi yapacak olursak 661.691 eksi 283 çarpı 48.1'in karesi bölü 282 karekök eşittir derseniz 4.96 olarak standart sapmayı bulmuş olduk. Ve not olarak şunu demiş, 5 mile kadar standart sapmalar kabul edilebilir demiş. Dolayısıyla 4.96 burada kabul edilebilir bir standart sapma değeri olarak ölçülmüş oldu. %85 ve %15 hızlarına bakalım, gözetelim. Kümülatif frekans diyagramından %85 ve %15'e karşılık gelen hız değerleri okunur. %85'e karşılık gelen hız değerinin 52.7 olarak ölçüldüğü ve %15'lik hız için ise arkadaşlar 43.7 olarak ölçüldüğü görülmüş.
Verilerin az olması durumunda P85 ve P15 verileri kullanılarak standart sapma değerleri de hesaplanabilir denilmiş. Yani P85-P15, P85'i 52.7 bulduk, P15'i ise 43.7 bulduk. Dolayısıyla buradan da yaklaşık standart sapmayı hesaplayabiliyoruz. 52.7-43.7 bölü 2 dediğimiz zaman 4.5 yaklaşık standart sapmayı bulmuş olduk. Biz de 4.6 bulmuştuk gerçekte. Seyir süresine geldik. Belli kesimler arasındaki seyahat süresinin bilinmesi özellikle hizmet düzeyini açıklamak için oldukça önemlidir. Hizmet düzeyleri bildiğiniz üzere geçen dönem ulaşım dersinde anlatmıştık. Arkadaşlar 6 tane hizmet düzeyi vardı. A, B, C, D, E ve F olmak üzere 6 hizmet düzeyi vardı. A hizmet düzeyi en iyi hizmet düzeyini gösterirken F hizmet düzeyi ise yolun kapasitesini aştığını ve ardı ardına sıkışıklığın, gecikmenin yaşandığı, kuyruk kuyruğa taşların gittiği durum idi. Yani yolun kapasitesinden fazla taş geldiği durum idi. E ise bize yolun kapasitesini verir demiştik. O yüzden hizmet düzeyi açısından önemli. Seyir süresi belli kesimler arasında olduğu için genellikle trafik akımı içerisinde denek araç kullanılarak farklı zamanlardaki seyir süreleri ölçülebilmekte. Başlangıç ve son arasındaki kronometre okumaları alınmakta. Sürücülerden 3 tane farklı sürüş istenmekte bu durumda. Birincisi yüzen otomobil tekniği. Yani sürücünün mümkün olduğu sayıda aracı geçmesi istenmekte bu durumda. Sürücünün yol güzergahını seyrederken geçebildiği kadar taşıtı geçmesi istenmekte. İkinci durumda maksimum otomobil tekniği, sürücünün proje hızını geçmeden, yoldaki proje hızını geçmeden olabilecek maksimum hızda araçları hızda araç kullanması önerilmekte bu yöntemde. Üçüncüsü de ortalama otomobil tekniği, sürücünün trafik akımındaki hıza uygun şekilde araç kullanması istenilmekte bu durumda da. Üç tane durum yani. Birincisi aceleci sürücülerin için tüm taşları geçebilmek, geçebildiği kadar taş geçebilme durumu. İkincisi ise proje hızı ile taşıtı seyretme kabiliyeti. Üçüncüsü ise trafik akımındaki hızlara uygun bir şekilde kullanılması. Yüzen otomobil tekniği bölünmemiş yollarda yapılması oldukça uygundur. Belli bir mesafede sollanan araç sayıları sayılmakta otoyollar için uygun değildir demişiz. Bölünmemiş yollarda yani tek şeritli platformlu yollarda giriş ve gelişin aynı olduğu güzergahlarda oldukça önemli bir çalışma. Böylece özellikle sollama hatalarından kaynaklanabilecek durumları ve hız kısıtlamaları nerelere yapılacağı ilgili çalışmaları yapmak için oldukça önemli. Maksimum otomobil tekniği daha çok dar seyir sürelerini belirlemek için kullanılmakta. P85 dediğimiz percentil hız hesaplamak için kullanılmakta. Ortalama otomobil tekniği ise daha çok az tecrübeli sürücülerin davranışlarını ortaya koymak açısından yapılan çalışmalar olarak söyleyebiliriz. Yani tabii ki burada ortalama seyahat hızı ile ortalama işletme hızı yani mesafe ortalama hızının iki farklı şekli olarak trafik mühendisliği oldukça sık rastlanmakta. Yani seyahat süresi, işletme süresi birbirinden farklıdır arkadaşlar. Ortalama seyahat hızı ve ortalama işletme hızı da dolayısıyla birbirinden farklı olacaktır. Çünkü seyahat süresi iki nokta arasında aracın durma ve hareket halinde sarf ettiği sürelerin toplamı iken işletme süresi ise iki nokta arasında aracın sadece hareket halinde sarf ettiği süre olarak tanımlayabiliriz. Yüzde hızı trafik akım hızının ifadesinde ise çoğunlukla tasarım üzerinde kullanılmakta yani %85 hız ortalaması. Trafik akımında hareket halindeki araçların
%85'inin bu hızla veya bunun altındaki bir hızla seyrettiği hız olarak göz önüne alınır arkadaşlar. Dolayısıyla %85 hız trafik akımında kabul edilebilir bir hız değeri iken %15 hız ise trafik akımlarında kabul edilebilir minimum hız değeri olmaktadır. Yani %85 trafik akımındaki kabul edilebilir hız değeri iken %15 hız ise trafik akımındaki kabul edilebilir minimum hız olarak ortaya çıkmakta. Trafik mühendisliğinde tasarımımız olarak biz %85 hız ortalamasının esas alınmasının öngörülmektedir. Belli kesimlere giren seyir süresini belirlemek için plaka okuma yöntemleri. Belli kesimlere giren araçların plakaları ve zamanı kaydedilmekte. Çıkış noktasında benzer şekilde plakaları ve zamanı kaydedilmekte. Yani bizim TEDES'ler ortalama hıza dayalı sistemlerde bu sisteme dayanmakta. Giren ve çıkan her bir aracın kesimde harcadığı süre hesaplanaraktan seyir süresi bulunmakta. Böylece buradan hızını da tespit edebilmekteyiz. Söylemiştim. Güvenlik trafikte her araç kayıt altına alınabilebilir. Yani özellikle trafiklerin okunması açısından, plakaların okunması açısından sıkıntılı durumlarda bu güvenlik düşebilir. Bu nedenle giriş ve çıkışta kaydedilen araçların plakaların bazıları da değerlendirme dışında kalabilir demişiz. Plaka ile seyir süresinin tayini biraz önce dediğim gibi TEDES'ler ortalama hıza bağlı sistemlerde girişte plaka okunmakta, giriş anı kaydedilmekte. Böylelikle çıkışta plaka okunaraktan çıkış anındaki zaman kaydedilmekte. Bu iki mesafe arasındaki arkadaşlar süre tayin edilmekte. Mesafemiz işte belli olduğu için nedir? Hızını, taşın hızını kolaylıkla tespit edebilmekteyiz. Bu sistemin dezavantajı plakaların okunabilirliği ile ilgili. Değişken mesaj sistemiyle seyahat sürelerinin gösterimi. Bunlardan şu anda akıllı hız sistemleri ya da akıllı denetim sistemlerinde sıklıkla kullanılmakta ve trafik bilgi sistemleri olarak teknolojiden faydalanmakta. Hem Konya'da hem de ülkemizin birçok kentinde bunlar veriler verilmekte. Gecikme, gecikmeler trafik kontrolünden yani sinyalizasyon işte gibi ya da dur yol ver gibi işaretleriyle şerit kapasitesinin dolması veya olağan dışı bir durum ile yani kaza gibi olayların tahmin edilemeyen olayların oluşması durumunda ortaya çıkmakta gecikmeler. Ve gecikme tabi kapasite, yolun kapasitesiyle ilişkili olduğunu söylemiştik. Trafik sıkışıklığıyla ilişkili olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Burada tabi tahmin edilemeyen durumlarda da nedir? Gecikmeler ortaya çıkacaktır. Belirli araçlar trafiğe bırakılarak gecikmeler yine kaydedilmekte. Yine kavşaklar içinde genellikle yaygın olarak bu kullanılmakta. Trafik yapılarının ve ulaşım ağının performansını belirlemek için yani doğrudan trafik akımımıza bağlı olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla ulaşım ağındaki araçların seyahat süresi veya gecikmelerinin de yine hıza bağlı değiştiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla ulaşım planlaması, yolların kapasitesi, trafik mühendisi gibi uygulamalar ile hız seyahat süresi, gecikme gibi parametreler göz önüne alınarak da hesaplanmakta, bulunmaktadır arkadaşlar. Gecikmeler yine tabii ki nedir? Özellikle kavşaklarda, daha çok geniş yollarda, kavşaklarda biz buna rastlamaktayız. Ve
Bu hız etütleriyle ilgili hani özellikle hız sınırlama bölgelerinin varlığı, geçiş yasağı bölgeleri, yani bu kent dışı yollarda özellikle yol geometrisinin elemanları önemli. Kaza noktalar, kara noktalar bilinmeli. Şehir içinde ise yani noktasal hızı ölçmede özellikle kent içi yollarda da kavşakların bulunduğu noktalarda problemli yol kesimlerinde önem arz etmekte. Burada bir sinyalizasyonlu bir kavşakta gecikme görülmekte arkadaşlar. Böylece basit bir şekilde hız gecikme etütlerini bitirmiş olduk. Yani tüm etütler trafik mühendisliğinde yaygın olarak yapılmakta. Seyahat süreleri özellikle trafik sıkışıklığına bağlı olarak bildiğiniz üzere değişmekte. Çünkü trafik hacmi ve yoğunluk arttıkça araçların hızı azalacak veya arkadaşlar sürücüler istediği hızda hareket edemeyeceğinden dolayı da seyahat süreleri artacaktır. Bir ulaşım yapısının tabii ki iki tane temel amacı var. Bunlardan birincisi neydi? Hızlı, ikincisi emniyetli bir şekilde trafik akımını sağlamaktı. Dolayısıyla hızın nedir? Azalması ile bu amaçlardan biri sağlanmakta. Dolayısıyla trafik sıkışıklığı da gecikme de artmış olacaktır. Zaten hem seyahat süresi de trafik sıkışıklığının yani seyahat etütleri ya da gecikme etütleri de trafik sıkışıklığının nedenlerini araştırmak ve değerlendirmek için yapıldığını söylemiştim. Seyahat süresiyle seyahat hızı arasında ters bir orantı bulunmakta arkadaşlar. Ve özellikle yolun hizmet seviyesinin belirlenmesi ve problemli yol kesimlerinin bulunması taşıtların işletme ve zaman kaybı açısından, ekonomik analizlerin yapılması açısından oldukça önemlidir. Şimdi ise nedir? Otopark etütlerine geldik. Tabii ki birçok etüt olmasına rağmen otopark etütleri de yine önemli bir nedir? Bizim için nokta olarak karşımıza çıkmakta. Bunlardan niçin otopark gereklidir de başlayabiliriz öncelikli olarak. Karayolunda hareket halinde olan her bir taşıt belli bir süre sonra kısa veya uzun süreli bir otoparka ihtiyaç duyacaktır arkadaşlar. Arazilerin kullanım şekline göre otopark ihtiyaçları da değişecektir. İşte iş merkezlerinin, rezidansların ve ticari aktivitelerin yoğun olduğu yerlerde ihtiyacın daha fazla olacağı aşikardır. Yine toplu taşım, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi toplu taşım yerlerinde, istasyonlarında park etme niteliğinde, önceden anlatmıştık, nitelikteki otoparkların yapıldığını söylemiştik. Tabii ki yine yol kenarına yapılan parkların kapasiteyi ve güvenliği olumsuz derecede etkilediğinden bahsetmiştik. Trafik mühendisinin ise otopark talep tahmini yaparaktan sürücülerin ihtiyacını karşılayacak otopark sahası tahsis etmeye çalışmaktır. Yani araçların park ihtiyacı özellikle büyük kentlerde, yine özellikle merkezi iş bölgelerinin bulunduğu yerlerde önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Bir an önce dediğim gibi metro gibi, tramvay gibi hızlı ulaşım araçlarının da aktarma yapmak için otomobiller içinde otopark ihtiyacı da günümüzde her geçen gün artmaktadır. Otopark alanları önemli bir arazi kullanımı olduğu için kent içi ulaşımın en önemli öğelerinden bir tanesidir arkadaşlar. Çünkü kent merkezlerinde araziler çok pahalı ve otopark için çok büyük alanlara ihtiyaç duyulması nedeniyle çözümü zor
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine stadyum gibi alışveriş merkezi, otogar, havaalanı, tren garları gibi cazibe merkezlerinin ya da aktivitelerin yoğun olduğu yerlerde otopark ihtiyacının da çok olduğunu biliyoruz. Bu yapıların bulunduğu yerlerde yeterli araziler varsa otopark için sadece büyüklük ve erişimle ilgili uygun tasarım ve yapım gerçekleştirilmelidir. Otopark tipleri kısa kısa görelim. Cadde otoparklar, kenarı caddenin bir tarafında veya iki tarafında araçların park etmesine izin verilen sistemdir. Otoparklar ücretsiz veya ücretli olabilir. Otobüs durakları ve engeller için tahsisler yine bu sistemde yapılabilir arkadaşlar. Yani otopark etütleri, otoparkların büyüklüğü ve yeri ile mevcut otoparkların kapasitelerini araştırması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla otopark tiplerinde o anlamda kısaca bilmek gerekmekte. Yine cadde kenarı otopark ilkeleri demişiz. 7,5 metre minimum uzunluk, 3,35 metre genişliğe ihtiyaç bulunmakta. Dar alanlarda efektif olarak çalışır. Manevra zorluğu, mevcut trafiğe katılma zorluğu, cadde kapasitesini azaltma gibi de dezavantajları bulunmakta arkadaşlar. Yine cadde dışı otoparklar, kamuya veya özel sektöre ait otoparklar olabilir. Çok sayıda aracın parkına olanak sağlar bu sistem. Alışveriş merkezleri, istasyonlar, havalanları gibi özel otoparklarda bu sınıfa girerler. Yol eksenine dik cadde dışı otoparklar görülmekte. Bu örnekte şekildeyse. Yine 90 derecelik otopark ölçüleri görülmekte. 100 metre uzunluğunda çift sıra parkta 72 araç park edilebileceği hesaplanmış bu sistemde. 60 derecelik sistem. 60 derecelik sistemde ise 100 metre uzunluğuna 62 aracın park edilebileceği hesaplanmış. Derecelik parkın avantaj ve dezavantajlarından bahsedelim. Avantajları giriş ve çıkış için kolay manevralar yapabilmek, iyi bir görüş açısı, iki yönlü parka izin vermesi, kısa süreli parklar içinde oldukça uygun 60 derecelik otoparklar. Dezavantajları ise daha fazla alana ihtiyaç duyması, özellikle 100 metre uzunluğunda 90 derecelik açıya göre daha az sayıda araç park etmesi, 90 derecelik de 72 aracın park edebildiğini, 60 derecelik otoparklar ise 62 aracın park edebildiğini biraz önce söylemiştik. Bunlar da dezavantajını oluşturmakta. 45 derecelik otoparklarda ise yine 100 metre uzunluğuna 50 adet araç park edebilmekte. Burada da farklı 45 derecelik otopark modelleri görülmekte ve muhtemel kaza olma olasılıklarının şekilde gösterilmiş. 45 derecelik otoparkların avantaj ve dezavantajları: otopark yerleşiminde daha az genişliğe ihtiyaç duyması, giriş ve çıkışta kolay manevra yapılması, geriye doğru kolay görüş sağlanabilmesi. Dezavantajları ise tek yönlü çalışması, daha fazla yine alana ihtiyaç duyması. Çünkü 45 derecelik otoparklarda 50 adet araç park edebilmekteydi. 30 derecelik otoparklarda ise 100 metre uzunluğuna 36 tane aracın park edebileceği yine hesaplanmış. 30 derecelik parkın avantaj ve dezavantajlarından bahsedelim arkadaşlar.
Kolay park edebilme, oldukça kolay park etme durumu. Park yerleşiminde daha az genişlik gereksinimleri. Dezavantajları ise araç başına daha fazla kaplama alanına ihtiyaç duyulmakta ve iki yönlü park etme izni vermemekte bu sistem. Motosikletler için otoparklar, işte minimum 1,5 metre genişlik ve 2,5 metre uzunluğa ihtiyaç duyulmakta motosikletler için. Otobüsler için ise minimum 3 metre genişlik ve 12 ile 15 metre uzunluk ve 12 metrelik yarıçapa sahip olması gerekmekte. Otopark tasarımlarında temel ilkeler, her bir taşıt için 36 metrekare dikkate alınır. Girişleri, sirkülasyonları ve park alanları manevraları açısından. Minimum otopark uzunluğu 6 metre, genişliği ise 2,75 metre olmalıdır. Bina duvarında en az 6 metre mesafe bırakılmalı. Otopark giriş ve çıkışı kavşaktan 15 ila 45 metre mesafede olmalı. Otopark kaplaması %2 boyuna ve enine eğime sahip olmalıdır. İyi bir drenaja sahip olmalıdır. Giriş ve çıkıştaki yarıçaplar en az 4 metre olmalı. Otobüs ve kamyonlar kullanacağı öngörülürse o zaman en az 12 ile 13 metre yarıçapa sahip olmalıdır. Otoparklar binalara dik olarak tasarlanmalıdır demişiz. Binalara dik olarak tasarlanmalı. Büyük otoparklar daha dikkat çekici olmakta. Otopark etüdü çalışmaları. Tabii ki biz otopark etütleriyle otoparkların büyüklüğü, yeri, mevcut otoparkların kapasitelerini araştırması için gerekli olduğunu söylemiştim. Bunun için tabii ki mevcut ve gelecekteki otopark ihtiyacı belirlenmeli. Şehir plancıları, yerel yönetimler, işte bu işte uğraşanlar, toplu taşımacılar, iş merkezlerindeki binaların sahipleri, çalışanlar, sürücüler, işte otopark yetersizliğinden mağdur olanlar. Bunların tabii hepsinin yani otoparkla ilgili kim varsa bu gruplarla temas edilmeli ilk başta. Bunların ihtiyaçları, sıkıntıları, beklentileri bir kere tespit edilmeli. Ve bu yaptığımız görüşmelere bağlı olarak da otopark ihtiyaçları arkadaşlar yaklaşık tahmin edilmeli. Ve elimizdeki mevcut otopark tesislerinin envanterleri bulunmalı. Tabii ki idari hususlar, yasal hususlar dikkate alınmalı. Ve park etme parametreleri belli edilmeli. Yani park etme parametreleri, yani otoparkların hacmi dediğimiz, yani belli bir zaman dilimi, örneğin bir gün içerisinde etüt yaptığımız bölgedeki park eden araçların toplam sayısı olmakta otoparkların hacmi. Yoğunluğu ise bu etüdü yaptığımız işte bölgede herhangi bir zaman diliminde park eden araçların toplam sayısı, kilometre sayısı. Tabii ki otopark yeri saati, yani bir saat içerisinde ne kadar işte park edilme durum var, 15 dakikada ne kadar, yarım saatte ne kadar gibi. Dolayısıyla bu mevcut otopark yerlerin envanterinin çıkarılmasında arkadaşlar, otopark alanlarının büyüklükleri, park etme sürelerinin tespit edilmesi ve ücret politikaları, yapılacak kısıtlamalar ve trafiğe, akımına, kavşağa gibi etkileri belirlenmelidir bu etkilerde. Yani bizim kent içi ulaşımda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Park etme parametreleri belirlenmeli, yani parkın yoğunluğu belirlenmeli burada. Tabii ki burada park eden araçlar sayılır burada. Özellikle biz sabahleyin sabah 7 ile 10 arasında bunu gerçekleştiririz ve belli saatlerde, belli aralıklarda bunları sayaraktan seyahat, yani park ihtiyacının sürelerini, nedenlerini bulmaya çalışırız. Otobaka girişleri, çıkışları, kullanma nedenlerini belirlememiz gerekmekte.
Dolayısıyla otopark tesisleri envanteri deyince otopark tesislerin tipi, çalışma saati, varsa limitleri, otoparkların sahipliği, kamuya ait, özel sektöre ait, otopark ücretleri ve ücreti toplama yöntemleri neler? Bir kısıtlama, kullanım kısıtlılığı var mı? Günün belli saatlerinde veya sürekli. Diğer kısıtlamalar var mı? Yani özellikle otobüslerin durak yerleri veya yükleme boşaltma yerleri gibi envanter belirlenmeli. Otopark verilerinin toplanması, araçların otoparkta toplanmaları haftanın belli gün ve saatlerinde yapılmakta. Saatlik veya 2 saatlik esasa göre sabah 6 ile 24 arasında yapılmakta. Özellikle de sabah dediğim gibi 7 ile 10 arası bizim için oldukça önemli bir gösterge. Park süresi ve devir süresi plakalar kayıt altına alınarak yapılır. Ölçüm süresi park süresine bağlı. Park süresi 1 saat ise her 20 dakikada bir, 2 saat ise 30 dakikada bir yapılmakta. Devir süresi farklı plakaya sahip araçların sayısının otopark kapasitesine bölümü ile ölçülmekte. Elektronik veriler kullanarak da bu veriler oldukça kolay bir şekilde elde edilebilmekte. Örnek bir park birikimi grafiği görülmekte. Zamanı bağlı olarak da kapasitesi örneğin 600 imiş. Saat belli saatlerde belli zaman aralıklarındaki park yoğunluğuna görülmekte. Yine internet üzerinden otoparkların durumu günümüzdeki teknolojiye bağlı olarak da bu uygulamalar sıklıkla yapılabilmekte. Özellikle ücrete dayalı ve katlı otoparklarda bu sistem görülmekte. Otopark gereksinimi ortaya çıkaran faktörler, biraz önce söylemiştim, cazibe merkezleri yani alışveriş merkezleri, toplu taşım aktarma istasyonları bulunduğu yerler, iş merkezleri, okullar, hastaneler gibi yerler harita üzerine öncelikle işlenmeli. Daha sonra otoparkı kullanan kişileriyle anket veya posta yoluyla çalışmalar, ön çalışmalar yapılır. Otoparkı kullananlara otoparka nereden geldiği, yolculuk yapması nedenleri, otoparktan sonra nereye gidecek gibi sorulmakta bu sistemde. Bunun yanında anket yapan kişi otoparka geliş zamanı araç cins gibi verileri de ne yapmakta? Toplayarak da envanteri oluşturmakta. Verilerin analizi legal olarak park eden araçların sayıları ve süreleri, illegal yapılan parkla eden araçların sayısı ve süreleri bulunmakta bu sistemde. Otopark talebinin alan ve saat cinsinden hesaplamaları ve kapasite ve arz talepleri analiz edilebilmekte. Alan saat hesabında yine belli bir süre için alan araç saat talebi belirlenmekte. D. Park etme süresine göre sınıf aralıklarının sayısı. TI dediğimiz 2. sınıfın otopark sürelerinin ortalamaları. NI dediğimiz de 2. park etme sınıfında park eden araçların sayıları olarak görülmekte. Ve böylece burada yani T ya da D dediğimiz aslında park yeri arzının pratik sayısını bize göstermekte burada arkadaşlar. Otopark yeri saat talebi belli bir tabii ki zaman dilimi için. Niye dediğimiz aslında park etme süresi limitleri dahilinde sınıf sayısı olmakta. P dediğimiz ikinci sınıf park süresinin orta değeri. N dediğimiz ise ikinci süre içerisinde park eden araçların sayısı olmakta. Buradan basit bir şekilde hesaplanmakta. Fırsat olursa önümüzdeki zaman dilimlerinde bunlarla ilgili örnekler çözelim diye düşünüyorum. Gayet basit bir formül ve hesabı bulunmakta. Böylece kent içi ulaşımda önemli bir yeri olan neyi öğrenmiş olduk arkadaşlar? Otopark etütlerini, hız gecikme etütleriyle ilgili kısa bilgiler öğrenmiş olduk. İnşallah umarım
faydalı olmuştur. Tabii yurt dışında özellikle çok modern otoparklara rastlanmakta ve özellikle bisiklet ulaşımı ile ilgili otoparklar çok daha önemli yer tutmakta. Taşlar orada ikinci plana atılmıştır. Daha çok çevre dostu dediğimiz bisikletliler için otoparklar planlanmıştır. Soru soran arkadaşlarımız varsa cevaplayalım. Yine gecenin bu saatinde bizi dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bayram olması nedeniyle dersimiz olmayacak. Ondan sonraki bayramdan sonraki 3 hafta içerisinde kavşakları, trafik sinyalizasyonlarını ve akıllı ulaşım sistemlerini irdeleyip dönemi tamamlayacağız inşallah. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Temennimiz, isteğimiz Cenab-ı Allah'tan eski günlerdeki gibi eski bayramları yaşamak temennisiyle, dileğiyle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.